Yes, friends, this was the last example for last week. I mean, for the third example, we finished it and we will continue with for the sixth example today. Let's open the board. Yes, 4.36. Let's also try the sound. A solar panel produces on average 34.5 kilowatt hours per month with standard deviation of 2.5 kilowatt hours. So we can write mean is 34.5 and standard deviation is 2.5. Yes. Find the probability that the panel output will be between 35A. Probability that panel output will be between 35 and 38 kilowatt hours in a month. This is the question, yes. In this type of questions, we say that the first boundary is x1, the second boundary is x2. Do you have any problem with the voice or screen? Can you hear? Yes, no problem. Okay, we will convert these numbers to the Z domain, as you know. If you want to plot it in X domain, it means always, you know, in X domain, the central point or origin is the mean. Mean is 34.5 in X domain. This is X. And the question is from 35 to 38. Something like this. Okay. But we have to convert it to Z domain. Let's do this. Z1 is 35 minus 34.5 over 2.5. That is 0.5 over 2.5, and the result is, I think, 0.2. Yes. And Z2 is 38 minus 34.5 over 2.5. That is what? 3.5 over 2.5. 1 over 4. So the corresponding Z values are 0.2 and 1.4 respectively. So let's draw Z domain. And 1.4.
Yes. And our question is converted to what? Probability that Z is between 0.2 and 1.4. So how can you find this area from the table? Yes, very good. Table A, 1.4 minus table A, 0.2. Yes, let's find them. Table A 1.4, just here. Minus table A 0.2. Yes, this is the answer for this question. Let's check, yes, if it has another part. Yes, it has part B. Find an interval. Yes, interval questions, we have solved them before. They are generally symmetric about the mean. That is mean minus A, mean plus A. Symmetric about the origin. Yes, something like this. Okay. For some A, what is A? A is variable here. That contains 72% of monthly kilowatt hour values. Yes. We will find the center 72%. Okay? Center 72%. And the question is, we will find an interval for X in X domain. Okay? Let's plot. We will start in Z domain. In Z domain, you know, center is 0. This is Z0. This is minus Z0. And the central area is 72%. So, what can you say about the right side or left side? What should we do? The central 72% means, you know, this is symmetrical distribution, and left side should be equal to the right side, because we want to extract the middle 72% area. So we will divide it by 2. That means 36% and 36% both. So that means
This area is what? 0.36. So that also means table A Z0 equals to 0.36. So let's find area 0.36 inside the table. I found a very close value to 0.36. What is it? Z0 is 1.0 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so Z0 equals to 1.08. This is minus 1.08, and we have to find the corresponding x values. How? X1 and X2. Pardon. Mean is 34.5 plus, let's also write the formulation, x equals to mu plus z sigma, you know. So mean is 34.5, as I remember. Yes, plus z is minus 1.08 and standard deviation is 2.5, and x2 is 34.5 plus 1.08 plus 1.08 times 2.5. So we can say that probability that x is between these two numbers equals to 72%, 0.72. Is it okay in your side? Did you understand? Bir defa da Türkçe anlatalım B şıkkını. Bu aralık soruları genellikle merkez, orijin etrafında simetrik sorular. Yani öyle bir orijin etrafında simetrik bir %52 alanı bulun ki diyor. Pardon, öyle bir x aralığı bulun ki diyor. Orijin etrafında simetrik olsun ve toplam alanın %72'sini kaplasın. Tabii biz bunu önce Z domaininde düşünüyoruz. Çünkü tablo kullanmak istiyoruz. Z domaininde de orijinimiz 0, eksi Z artı Z arasında değişen simetrik bir alandan bahsediyoruz. Simetrik olduğu için 72'yi eşit 2 tane alana bölebiliriz. Yani sağ ve sol taraflar, kanatlar birbirine eşit olmak zorunda.
%36, 36 olacak. Ve 36'yı alan olarak tabloda bize veren Z0 değerini bulmamız gerekiyor. 0.36'yı bulduk. Yaklaşık, çok yaklaşık bir değerde bulduk. Ona karşılık gelen Z değeri de 1.08. Z'den X'e nasıl geçiyoruz? Bu formülle geçiyoruz. Düşük olan soldaki X'i bulmak için eksi Z0'yu kullanıyoruz. Sağdaki yüksek olan X'i bulmak için de artı Z0'yu kullanıyoruz. Formül aynı gördüğünüz gibi. Ve bulduğumuz X boundary değerleri bunlar. Okey. Tamam mı Furkan? Kopukluk ver herhalde. İzleyebildin mi? Anladın mı? Neyse, problem olursa yazarsın. Biz devam edelim. Bir kopukluk var. Belli ki. Okey. Yes, this was the last question for normal distribution. As I said before, this is a very important section of probability and this book. And we will have at least 5 questions in your final exam from this subject. So we performed too many questions perhaps. But all are very useful questions, and I hope you understood this section. We will jump over this Weibull distribution section. You are not responsible with Weibull. We finish this chapter, and we will continue with a new chapter, 5 joint probability distributions. Yes. Joint means bivariate. That means we have two random variables, not only one. Up to now, we involved with only one random variable, for example, x. But in some cases, we may have two or three or four random variables and the distribution related with these variables. Yes. This chapter is devoted to this subject, joint probability distributions. All of the random variables discussed previously were one-dimensional. Yes, that is, we consider random quantities one at a time, x, only x. In some situations, however, we may want to record the simultaneous outcomes of several random variables. Several means more than one. There are some examples here. For example, mass A and volume V of a gas, for example, two-dimensional sample space. And a physician studies the relationship between weekly exercise amount and resting pulse rate of his patients. An educator studies the relationship between students' grades and time devoted to study. For example, we have two variables here again. If x and y are two discrete random variables, the probability that x equals to lowercase x while y equals to lowercase y is described by P of x and y equals to P of, yes, these are the values of x and y. That is, the function P of x and y describes the probability behavior of the pair x and y. It is not enough to know only how x or y behave on their own, which is described by their marginal probability distributions. Burada şu ana kadar tek bir değişkenle ilgilendiğimiz söyleniyor.
Bu konunun, bu chapter'ın konusu ise çok değişkenli. Özelde iki değişkenli dağılımlar. Biz mesela sadece ne dedik? Sınıftaki öğrencilerin ağırlıklarına göre bir dağılımdan bahsettik. Ya da sınavda aldığımız notlar, değil mi? Mesela onunla ilgili bir exercise yapalım. Assume that this is the distribution of the grades in the exam. For example, midpoint is 50 and we have students having grades between 0 and 100 with normal distribution. This means, for example, there are too many or most of the students take grades near 50, for example. This doesn't have to be normally distributed. This is only an example. This is the grade and vertical axis is probability. For example, if you say G, this is F of G, okay? Or grade, let's say. Yes, but in some cases we have two dimensions. The first one is grade, let's say X. The second one is time to study, time studied, let's say Y, and this is probability of X and Y. This is a joint probability, so it can take values. For example, what do you expect if the time studied is if you have studied too much time, you are expected to have a high grade. If you have studied very low time, low value of time, you are expected to take a low grade. So it is something like this. It is hard to draw here, but this is a three-dimensional plot like this. I think you can imagine about this shape. That means if the time studied increases or the pairs including too much time and high grade are paired together, it may be difficult to understand due to the difficulty in plotting. But here we have to understand that this curve is This curve is
Related with both X and Y. And then you may wonder what is only P of X or what is only P of Y. These are called, we say Px of X, Py of Y. These are called marginal. Probabilities of X and Y. And P of X and Y is called as joint probability distribution. Yes, only related with X and only related with Y means marginal. And related with both X and Y means joint. Okay. Can you follow? Arkadaşlar takip edebiliyor musunuz? Okay. Yes, marginal means related only with one variable. And joint PMF properties of definition and properties of joint PMF. If function P of X and Y is a joint probability mass function of the discrete random variables X and Y, be careful, this is a discrete type of distribution. P of X and Y is greater than or equal to zero always for all pairs. That means probability cannot take negative values, okay? And sum of all values must be equal to one, just like in one variable case. And probability that variable X is equal to a value and variable Y is equal to a value can be abbreviated or showed as P of X and Y shortly. Burada olasılığın hiçbir zaman iki boyutlu olasılığın da negatif değer alamayacağını söylüyor. Ayrık durum için konuşuyoruz. Bütün olasılıkların toplamı yine bir olmak zorunda. İki boyutlu da olsa. Kaç boyutlu olursa olsun bütün olasılıkların toplamının bir olması şartı devam ediyor. C şıkkında da kısa gösterim var. Aslında uzun biçimde hani x değişkeni küçük x değerini, y değişkeni küçük y değerini alma ihtimali nedir gibi bir gösterim. Bunu kısaca küçük p, x, y aldığı değerleri sadece yazarak gösterebiliyoruz arkadaşlar. Devam edelim. And marginal. The marginal probability functions of X and Y respectively are given by, as you see, lowercase p of P X of X. That means it only depends on X. Yes, this is getting the sum over Y. If you have the joint distribution, you get the sum in Y dimension and you get the marginal distribution for X. And similarly, to find the marginal distribution for Y, you have to take the sum, make the sum operation over X domain to get the marginal Y distribution. Yes, what does it mean? If two dice are rolled independently, then the numbers X and Y on the first and second die respectively, will each have the marginal PMF 1 over 6.
Yes. The joint PMF is 1 over 36 for each value. So that P of X is marginal P of X is sum over Y. Okay. Burada arkadaşlar elinizde bir joint yani bileşik dağılım varsa ama siz tek bir değişkene bağlı marjinal dağılımı bulmak istiyorsanız diğer değişken üzerinde toplam alacaksınız. Bu ne demek? Aslında 5.2 örneği bunu daha güzel açıklıyor. Onu önce Türkçe anlatalım sonra İngilizce anlatalım. Consider X is person's age and Y equals to income. X'in yaş olduğu gördüğünüz gibi 30, 40 ve 50 yaşlar. Y'nin ise gelir olduğu bir dağılım var. Yıllık gelir 5, 20, 40, 60, 85 bin dolar. Burada tabi 5'in anlamı 0 ile 10 bin arasındaymış. Çok önemli değil şu an için. Şimdi burada bir bileşik, diskrit, ayrık, aynı zamanda da bileşik bir dağılım görüyoruz. Niye bileşik? Çünkü hem X var, yaş, hem Y var, gelir. Bakıyoruz, buradan nasıl değer okuyabiliriz? Mesela yaşı 40 olup geliri 20 bin dolar seviyesinde olma olasılığı nedir? Buymuş. Yaşı 50 olup ki bu da muhtemelen 45 ile 55 arasıdır. Aynen öyle. 25 ile 34 arasını 30 olarak yazmış. Demek ki 45 ile de 54 arasını 50 olarak yazmışlar. Neyse 50 civarı diyelim biz ona. Yaşı 50 civarı olup geliri 60 bin dolar seviyesinde olma olasılığı nedir? Buymuş. Dolayısıyla iki değişkene birden bağlı olduğu için bu bir çift boyutlu dağılım. Şimdi burada siz sadece X'e göre bir dağılım bulmak isterseniz yani sadece yaşa göre Y'den tamamen bağımsız olarak yaşın 30 olma olasılığı nedir? Yaşın 40 civarı olma olasılığı nedir? 50 civarı olma olasılığı nedir? Gördüğünüz gibi Y üzerinde toplam alıyoruz. Yani X eşittir 30 satırında bütün Y'lerin toplamını alıyoruz. Ve sağdaki 0.32 değerini elde ediyoruz. Yaşın 40 civarı olma olasılığı nedir? Gördüğünüz gibi 40 satırındaki bütün Y'lerin toplamını alıyoruz. En sağdaki değeri elde ediyoruz. 50 için de benzer biçimde. Y üzerinde toplam alıyoruz. Tek bir değer elde ediyoruz. Bu elde ettiğimiz tek değer bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Şu an işaretli olan değerin ne anlama geldiğini yazabilir misiniz? Evet. Aynen öyle. Yani yaşın 50 civarı olma olasılığı nedir? Sadece yaşa bağlı bir değer. Peki. Bütün toplum içerisinde bu örneğe göre gelirin 40 bin dolar olma olasılığı nedir? Gelirin 40 bin dolar olma olasılığı nedir? Sadece gelire bağlı bir şey sordum. Marjinal yani. Pardon. Evet. Şu an sorduğum dağılım bir marjinal dağılım sorusu. Yani toplumda gelirin 40 bin dolar civarı olma olasılığı nedir? Sorusunun cevabı 40'ın altındaki x değerlerinin 3'ünün de toplamı arkadaşlar. Evet. Aynen öyle. Yani yukarıdaki şeyi böyle anlamak gerekiyor. Yani siz x'e göre bir marjinal dağılım bulmak istiyorsanız Y'ye göre toplam almalısınız. Bu ne demek? Nasıl Y'ye göre toplam almak ne demek? İşte bu. Ben yaşın 40 civarı olması olasılığı nedir toplumda? X'e göre olan bütün değer, Y'ye göre olan bütün değerleri toplayarak en sağdaki tek rakamı elde ediyorum. Bunu kastediyor yani. Bir de İngilizceye üstünden geçelim. Ve soruya o şekilde devam edelim. Anladık mı arkadaşlar söylemek istediğimizi?
Okey, çok güzel. Hemen devam edelim. Here, the joint PMF is given inside the table. What is it? This table is a joint PMF table. Be careful. Don't forget. And marginal PMFs are row and column totals respectively. Yes. Marginal PMF for X is column. Marginal PMF of Y is the last row. Okay? Joint density and marginal densities. Yes. This is the continuous case. Okay? Up to now we talked about discrete case. Bu arkadaşlar ayrık dağılım örneğiydi. Ayrık dağılımda PMF tabiri kullanılıyor biliyorsunuz. Ve tek tek her değer için tek tek olasılıklardan söz ediyoruz. Ve küçük P sembolü kullanılıyor. Sürekliye geçince ne oluyor? Tek tek değerler yerine eğrilerden söz ediyoruz. P yerine F kullanılıyor. PMF yerine PDF kullanılıyor. Böyle farklar var. The function f of x and y is a joint probability density function for the continuous random variables x and y. If, yes, these are the conditions satisfying to be a joint density function. Yes, f of x and y is always non-negative, greater than or equal to positive for all x and y. And, yes, in discrete case, the total must be equal to 1. As you see here, total is equal to 1. In continuous case, integral, I mean the volume under the object or distribution or hat must be equal to 1. Sürekli durumda da arkadaşlar, ortaya çıkan dağılım fonksiyonunun ki 3 boyutlu bir eğridir, şapka gibi bir şey olabilir. Bunun altında kalan hacim, önceden alan diyorduk değil mi? Tek değişkende. Burada ise hacim 1 olmak zorunda. Olursa olsun bu bir kuralı değişmiyor. And neyi kastetmiş burada? In region A in the xy plane. Yes. We can find any probability in a given range with integrating joint probability density function within the given intervals. Size bir soru soruluyor. X'in şu aralıkta, Y'nin de şu aralıkta gelme olasılığı nedir? Bu sorunun cevabını nasıl bulacaksınız? X ve Y üzerinde bu aralıkları vererek integral alacaksınız. Böyle sorular çözeceğiz şimdi birazdan. The marginal probability density functions of X and Y are given by, yes, these are the marginal f of x. Marginal f of x means integrating for y, integrating the joint probability density over y. And marginal for y means integrating joint density over x. X'e göre marjinal, sadece x'e bağlı bir dağılım bulmak istiyorsanız, elinizdeki bileşik dağılım fonksiyonunu y'ye göre integrate edeceksiniz. İntegralini alacaksınız. Eksi sonsuz artı sonsuz aralığında. Y'ye göre marjinale ihtiyacınız varsa da x'e göre integrali alacaksınız. Yine eksi sonsuz artı sonsuz aralığında. Fakat x için soruda zaten bir aralık verilmişse sonsuz aralıkta integral almak yerine x'in verilen alt ve üst sınır değerlerini koyacaksınız ki çözülebilir olsun. Evet. Yes, this is an example of joint probability density, as you see here. And an example. Before starting the example, let's talk about the curve, or let's give a break. And then continue with the example.
Evet, devam edelim arkadaşlar. Let's continue with the example. Can you follow my screen? Yes. Yes, a certain process for producing an industrial chemical yields a product that contains two main type of impurities. That means two variable. Suppose that joint probability, joint means two variable, at least two variable. Distribution of the impurity concentrations X and Y are given with this formula. Yes, as you see, interval for X, interval for Y, and this is the joint function. Joint, it doesn't include Y, but it is joint. Yes, verify condition B of definition 5.3. What is it? This is 5.3. Condition B. What does it say? We will integrate, we will find the volume under the curve and it must be equal to 1. Evet, bunu doğrulayın diyor arkadaşlar. Bunun örneğimiz için geçerli olduğunu doğrulayın diyor. Yani örneğimizde dağılımın, joint dağılımın altında kalan hacmin 1 olduğunu göstermemizi istiyor. Bunu yapalım. Yes, we have two variables, so this is a two variable integration process. This is my joint distribution, d of x, d of y. So the inside variable is x, so I will put the boundaries for x here. This is important. This is the first layer of integration. Integrate for x layer. And the outside variable is y. So I will put the boundaries for y here from 0 to 1. They are same for this question. Bunlar her soru için tabii aynı olmaz böyle. Dolayısıyla iyi takip etmek lazım. Hani x'i mi dışarı, y'yi mi dışarı çok önemli değil aslında. İntegralin sonu dy, dx diye de bitebilir. Ama içte kalanın, bakın burada içte kalan x değil mi? İçte kalanın sınırlarını içe yazacaksınız. İçe x'i yazdığım için buraya x'in sınırlarını koydum. Dışa da y'yi yazdığım için dışa da y'nin sınırları. Yani aslında dy, dx de yazabilirdim. O zaman içe y'nin sınırlarını yazacaktım. Dışa x'in sınırlarını yazacaktım. Bununla ilgili her türlü soru gelebilir. Sınavlarda tercihimiz kitaptaki örneklere benzer sorular tercih ediyoruz. Özellikle de bu sene özelinde bölüyoruz genellikle soruları. Biraz daha küçük parçalar halinde soruyoruz. Let's continue. Let's verify it. We will first solve it for x. Yes, I mean the red part. The red integral means, yes, this is in fact 2 minus 2x. Okay. Integrate it for x means 2x minus 2x square. Okay. And what is the boundary from 0 to 1? So what does it say to us? This is 2 minus 1. And if you put 0, you take 0. So equals to 1. This part is resulting as 1. So, we have only one dy here. So, it is y
between 0 and 1 and the result is 1. So we verified condition B of definition 5.3. Evet, gördüğünüz gibi integrali aldık. Sonuç 1 çıkıyor. Bahsedilen kuralı doğrulamış olduk. Anladıysak B'ye geçelim. Evet Furkan. İkiyi sadece dx için mi kullanabiliyoruz? Kastettiğin iki nedir burada? O fonksiyonda öyle verildiği için öyle. Yani fonksiyonumuzu bir hatırlayalım. 2 parantezinde 1 eksi x. Bu bir fonksiyon. Yani içinde y de olabilirdi. Aslında y de olsa daha güzel olurdu. İlk soru olduğu için biraz basit tutma amacıyla içine y koyulmamış. Zannedersem. Soru da öyle verildiği için. Yani dağılımın içinde 2 var. Bir sebebi yok. Okey. Tamamsa b ile devam edelim. Find probability that x is between 0 and 0.5, y is between 0.4 and 0.7. Evet. X'in ve y'nin belli bir aralıkta gelme olasılığını bulunuz. Sorusu bu arkadaşlar. Dolayısıyla integral alacağız. İntegral alırken bütün sınırları koymayacağız. Yani 0'dan 1'e kadar ya. Bütün değişkenleri, iki değişkenimiz de 0'dan 1'e tanımlı. Yukarıdaki gibi 0'dan 1'e integral almayacağız. Sadece bu soruda verilen aralıkta integral alacağız. We have to, in order to find this probability that x is between within this interval and y is between 0.5. We will take the integral d of x, d of y. Yes, here the insider is x. So we will put the interval for x first. 0 to 0.5. Okay. And the outside variable is y. Yes. Let's continue with the x part of the integral. That is between 0 and 0.5. When you put 0, you take 0 as you see. Yes. We found 0.75. That means yes, 0.75 only, and we will integrate it for
Why? Yes, and that means and this is the result for part, this part of the question, okay? İntegralimizin sonucunu 0.225 olarak bulduk. Sorumuzun B şıkkı. Kitaptan da bir kontrolünü yapalım. Gördüğünüz gibi 0.225. Okay. Did you understand part B of the question? And part C, find the marginal probability density functions for x and y. Yes, let's find the marginals. C, let's start with marginal for x. It means we will integrate the function for what? For y. What is the interval? Interval is from minus infinity to plus infinity. But in this case, we have what is the interval? Largest interval for y, it is from 0 to 1. Because our function is defined between 0 and 1, as you see here. Okay. Okay, so integrating for y means we will put y and then put 1 for y first. That means, and if you put 0, you take 0, so 2 minus 2x is the result. So we can say marginal distribution for x is 2 minus 2x. Okay? And marginal distribution for y from minus infinity to infinity, integrate it for x. What is the boundary for x? The boundary for x is between 0 and 1. So, I change the boundary to 0 and 1. If I integrate it, I get 2x minus x square. If I put 1 for x, I get 1, 2 minus 1. If I put 0, I get 0. And yes, I find 1. So, marginal distribution for y, equals to 1.
Okay. Yes. Let's check. As you see, two parentheses, one minus x. Yes. And for y, it is one. Yes. Is it okay, friends? Fx'i bulurken kapalı türev her zaman işe yarar mı? Kapalı türev derken? Y'ye göre integral alıyoruz. Yok, neyi kastettiğini anlayamadım. Burada fx'i bulurken y'ye göre integral alacağız. Tamam, bir problem yok anladığım kadarıyla. Anlaşıldı. And conditional probability distributions using joint probability. Yes, for a pair of discrete random variables, the conditional PMF of x given y is calculated with this formula. And in this is discrete case, and for continuous case, it is also similar. As you see, you have the joint density. You want to find x given y probability. You divide the joint density by marginal y. Okay? You know, in conditional probability density, we divide it by the right side. Here, right side means marginal f of y. Here, right side is x. So we will divide it by marginal distribution for x. Evet, koşullu olasılığı hatırlıyorsunuzdur. Burada mesela x given y olasılığını bulmak için elinizde joint density var diyelim. Joint'i neye bölmeniz gerekiyor? Sağ taraftaki y'nin marjinal dağılımına bölmeniz gerekiyor. Burada da yine x given y'yi bu sefer sürekli case'de aynı formülle buluyorsunuz. Y given x'i de aynı formülle buluyorsunuz. Tek fark nedir? Sağ tarafta x olduğu için x'in marjinaline bölerek buluyorsunuz. Bunların tek şartı marjinaller sıfırdan büyük olacak. Sıfır olursa biliyorsunuz bölemiyoruz. For discrete random variables, the conditional probability distribution of x given y fixes a value of y. For example, conditioning on y equals to 0 produces this equation. Burada şunu demek istiyor. Sağ tarafta y değil de y'nin bir değeri var. O zaman ne yapıyorsunuz? Tamamını y'nin o değerdeki marjinal dağılım değerini bulup ona bölüyorsunuz. Bir sonraki örnek bununla ilgili. Hemen anlayacağız zaten. Using the data from example 5.2, calculate conditional PMF of y. Given that x is 30. What is the question? Conditional PMF of y given that x equals to 30. How can we find it? Yes. X equals to 30 means, as you see,
We limit all the distribution to the first row because we are given that x is 30. So the remaining part is useless. Okay. Burada arkadaşlar x'in 30 olduğu verildiğine göre x'in 40 ve 50 olduğu satırlarla bir işimiz kalmadı. Artık x'in 30 olduğunu biliyoruz. Bizden y'nin dağılımı isteniyor. Elimizde şu an taramış olduğum, kutu için almış olduğum kısım aslında hala fx virgül y. Tek bir farkla x'in tek bir satırına indirgedik bunu. Burada y'nin dağılımını nasıl bulacağız? Direkt bu rakamları yazabilirdik aslında. Ama biliyorsunuz bir dağılıma dağılım diyebilmemiz için toplamının 1 olması gerekiyor. Dolayısıyla burayı normalize edeceğiz. Ne yapacağız? Tamamını satır sonundaki toplama böleceğiz. Neden böyle yaptık? Çünkü böyle yaparak gördüğünüz gibi böyle yaparak bunun gerçekten bir dağılım olmasını sağlamış olduk. Çünkü topladığınız zaman hepsinin toplamı 1 ediyor. Yani bu y'nin bir dağılımıdır diyebilmemiz için toplamın 1 etmesi gerekiyor. Bunu sağlamış olduk. Normalize ettik yani bir nevi. In order to say that this is a distribution for y with fixed x value, we have to provide that the total, if we get the total of this distribution, we have to find 1 as the total. So by dividing the row total, dividing by the row total, we satisfy that the sum of this row gives us 1. Bu durum bir sütun için sorulmuş olsaydı arkadaşlar, örneğin bize şöyle bir şey sorulmuş olsaydı ne yapacaktık? Bu soru yok ama ben soruyorum. Ne yapacaktık arkadaşlar? Başka bir soru var mıydı burada bakıyoruz? Yok. Böyle bir soru gelirse ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Yani ne demek istiyoruz?
Şurası. Evet, aynen öyle. Çok güzel. O zaman anlaşıldı demektir. Burayla ilgili bir sorumuz var mı? Any question regarding with this part of the question? Bu zaten bu kadar. Üstüne biraz daha ilerleyeceğimiz bir soru tipi değil. Sınırı bu. Devam edelim. Example 5.7. This is a better joint density and a better question compared to the previous one. So listen carefully. Öncekinden daha iyi bir soru çünkü hem x hem de y içeren bir soru. Biraz daha bize ölçü olur. The joint density where x is unit temperature change and y is the proportion of spectrum shift that a certain atomic particle produces is given with this formula. Find the marginal densities. Yani x ve y bir kimyasal tepkimedeki farklı değişkenler aslında. Önce marjinalleri bulmamız isteniyor. Let's start with f of x. You know, if you want to find marginal density for x, you have to integrate it for what? For y. And we will write the boundaries for y here. For y. What are the boundaries for y? As you see, boundaries of y are from x to 1. And then, let's integrate it for y. And we will put these boundaries for y, okay? That means minus şimdi burada ne yaptık? Y'ye göre integral alırken öndeki 10x bir katsayı gibi oldu. Y karenin integrali nedir? Y'ye göre. Y küp bölü 3'tür. Sınırları da yukarıda gördüğünüz gibi y'nin alt sınırı x, üst sınırı 1. Bunları koyduk. X'ten 1'e integralini alıyoruz. Önce 1 koydum y'nin yerine. Buradaki değerleri y'nin yerine koyuyoruz. Bunu da karıştırmayın. 1'i ve x'i y'nin yerine koyacağız. Önce 1 koyduk. 10x bölü 3. Sonra x koydum y'nin yerine. X küp var. X küp geldi. Bir de x vardı. X üzeri 4 oldu. Sonuçta bunu elde ettik. Yani ne olmuş oldu? Sade haliyle böyle bir marjinal dağılım elde etmiş olduk. And part B. Same function. Integrate for x. To find the marginal density for y, we will integrate for x. What are the boundaries for x? For x, as you see,
From zero to y. X'e göre sınırlar nedir? Gördüğünüz gibi sıfırdan y'ye kadar. I'm integrating it for x. That means 10y square is constant. Integrating x means x square over 2. I will put these values for what? I'm integrating for x, so I will put them for x. X is my variable here. So what does it mean? I am putting y for x. It makes 5 y power 4. Minus, I put 0, I get 0. So I find that this is my marginal y function. And these are the boundaries. What does it mean? How can you find these boundaries? You can find them by finding marginal distribution for x means you will omit y. So you have x is between 0 and 1. And finding marginal for y means marginal distribution for y means you will omit, you will forget x. We forget x and we find y is between 0 and 1. X'e göre marjinali bulurken yukarıdaki geçerlilik alanı kısmından y'leri çıkarıyoruz. Yani x'e göre marjinal aldığımda sınırlar nelerdir? Y'yi aradan çıkardığınızda x 0 ile 1 arasında kalıyor. Y'ye göre marjinal bulduğunuzda alt ve üst sınır nedir? X'ten kurtulduk. 0 ve 1 olmuş oluyor. Bu soru bittikten sonra geçerli bu. Yoksa arada integrale sınır yazarken kesinlikle yukarıdaki sınırlara bakıyorsunuz. Mesela x'in sınırları nedir? 0'dan y'ye kadardır. Y'nin sınırları nelerdir? X'ten 1'e kadardır gibi. İntegrali yazarken bunlara dikkat ediyoruz. We found the marginals and find the conditional densities f of x given y and y given x. Let's find them. That is joint density over marginal y. So our joint density was what? 10xy square over. What is marginal y? It is here. And conditional probability of y given x means joint probability distribution over marginal for x. Joint is this and marginal for x is what?
Yes. Yes. They are correct. Okay, did you understand also this question? Okay. And independence. Yes. The random variables x and y are said to be statistically independent if and only if joint density equals to the multiplication of marginals in discrete case and also continuous case. Joint density must be equal to f of x times f of y, marginal densities. Evet, bileşik dağılım tek tek marjinallerin çarpımına eşitse bu da bir bağımsızlık koşulu ve bağımsızlık için test yapabileceğimiz başka bir şey. Şu ana kadar başka yollarını gördük independence test için. Burada farklı bir tanım görüyoruz çünkü bu tanım elinizde bir bileşik dağılım varsa ona göre bir tanım. Tamam mı? Yani bileşik dağılımı nasıl test edeceksiniz? Bu iki x ve y bağlı, birbirine bağımlı mı değil mi diye. İşte yolu bu. Example show that the random variables in example 5.3 are independent. Yes. Yes, in example 5.3, marginals were found as this one and this one. So we can check, and this is joint density. Joint density is equal to marginal x times marginal y. Is it true? Yes. So we can say that they are independent random variables. Or in the last example, for the last example, what did we find? Pardon. For the last example, these are the No, yes. These are the marginals. If we multiply them, let's check out. What was the number of that example? 5.7. 5.7. We will check. For 5.7. These are the marginals, and what was the unconditional distribution? Pardon, joint distribution. It is 10 times xy square. We will check what? We will check if
This condition is true. Let's do it. Yes. Is it true? Does it satisfy independence? What do you think? No, yes. Not true. So, they are not independent in this case. Yes. Okay. This is the... Yes, that's all for this week. Next week, let's put a mark here. End mark. Okay. Yes, friends, next week we will be together for our last lecture before the final exam. Have a good day. See you next week.